Şimdi özgürlüğü umut etme hakkı temel bir insan hakkıdır. Dili, dini, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi ne olursa olsun ve ona atılan, iddia edilen suç ne olursa olsun herkesin günün birinde özgür olma umudunu taşımasıdır. Öcalan'la ilgili 2014 yılında verilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ihlal edildiğine dair kararda da özgürlüğe umut etme hakkı vurgulanmıştır. Yani ömür boyu bir insanın özgürlüğünden yoksun bırakılması umut hakkının çiğnenmesidir. Irkçı bir uygulamadır. Düşmanla savaş hukukunun infazıdır. İnsanlığa aykırıdır. İnsanlık onuruna aykırıdır. İşkencedir. Kötü muameledir. İnsan değerine saygısızlıktır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tavsiye kararı daha iyi. 8 ila 14 yıl arasında verilen cezanın gözden geçirilmesi gerekir. Şimdi bu durumda Türkiye Avrupa Konseyi üyesi olduğuna göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu tavsiye kararına uyarak Abdullah Öcalan'la ilgili verilen kararı tekrar gözden geçirmesi gerek. Mevzuatından da ömür boyu müebbet hapis cezasını kaldırması gerekir. Aslında Türkiye bu tecritle kendi yasasını da çiğniyor. Neden? Mesela şu anda infaz kanunu var. İnfaz kanununda temel ilke olarak ne söylenmiş? Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar, hükümlülerin ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır demiş. Yani Türkiye bu uygulamayla kendi yasasını çiğniyor, anayasayı çiğniyor. Yine Birleşmiş Milletler'in standart mahpuslar için standart kurallarını çiğniyor. Şimdi standart kurallar 1955 yılında Birleşmiş Milletler'de kabul edildi. Sonra 2015 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi revize etti, zenginleştirdi çağın koşulları gereği ve ismine de Nelson Mandela kuralları dedi. Şimdi bu Nelson Mandela kurallarının çok önemli maddeleri var. İnfaz insanlık onuruna ve değerine saygılı olmalı. Ayrımcılık yasak olmalı. Özgür yaşamla mahpus yaşamı arasındaki ayrım en aza düşürülmeli. Yani mahpus yaşamı serbest yaşama yaklaşmalı. Aradaki ayrım en aza düşmesi gerekir. Yine süresiz hücre yasak. Süresiz hücrede tutmayı standart kurallar, Nelson Mandela kuralları yasaklamış. Uzatılmış hücreyi de yasaklamış. 15 günü aşan hücre uzatılmış hücredir. 15 günü aşmaması gerekir. Hücre cezası verilse bile. Yine bir başka hükmü var. 44. madde 22 saatten fazla hücre olmamalı diyor. 22 saati geçmemeli diyor. Ayrıca mahpusların ailesinin olduğu yere yakın bir cezaevinde tutulması gerek. Yani evine yakın bir cezaevinde tutulması gerek. Ayrıca hiçbir disiplin cezası aile ve avukat görüşünü engelleyemez diyor. Yani her halükarda verilen disiplin cezası ne olursa olsun avukat görüşünde yapılması gerek, aile görüşünde yapılması gerekir. Şimdi bütün bu kuralları Öcalan açısından çiğniyor. Tabii 99 yılında İmralı özel bir cezaevine dönüştürüldü. Ben de 9-10 kez gittim İmralı cezaevine. Oradaki koşullar tamamen insanlık dışıydı. Tabii şimdi Öcalan'a yapılan bu tecrit Türkiye'deki demokrasinin gelişmesinin önünde de büyük bir engel. Barışın oluşmasında da büyük bir engel. Çünkü barış olacaksa eğer Abdullah Öcalan bu barış mücadelesinin en önemli aktörlerinden biri olacaktır. Dolayısıyla devletin uygulaması her açıdan sakat, hukuka aykırı, kendi yasasına aykırı, evrensel kurallara aykırı, Birleşmiş Milletler kurallarına aykırı, AİHM kararlarına aykırı, barışa düşman bir tecrit uygulaması bu, ırkçı bir
uygulamadır. Şimdi özgürlüğe umut etme hakkının yaşama geçmesi için Türk Ceza Yasası'ndan ve terörle mücadele yasasından ölene kadar hapis cezasının kaldırılması gerekir. Bu yönde bütün demokratik kurumların, baroların başta insan hakları kurumlarının mücadele etmesi gerekir. Yani ölene kadar hapisle idamın bir farkı yoktur. Hatta daha katı bir uygulamadır. Ömür boyu bir işkencedir. Ömür boyu cezaevinde tutulmak. Hele hele bu iktidar böyle bir adım atmaz. Çünkü bu iktidar 2002'de başa geldiğinde cezaevlerinin nüfusu 49 bindi, şimdi 300 bin. Şu anda 35 yeni ceza yapılıyor. F tiplerinde de aslında infaz yasası ihlal ediliyor. Şimdi Öcalan'a tecrit başladığında maalesef demokratik kurumların çoğu da sustu. Yani sol muhalefetin de fazla sesi çıkmadı. Halbuki o zaman güçlü sesler çıkartılsaydı belki F tipi uygulaması da gündeme gelmeyebilirdi. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi iktidar temel alarak tüm muhaliflere karşı F tiplerinde de yaşama geçiriliyor. Türk Ceza Yasası'ndan, ilgili mevzuattan ömür boyu müebbet hapis cezasını kaldırması gerek. Başta Kürt halkı olmak üzere tüm muhaliflere bir gözdağıdır. Tüm muhaliflere dolaylı olarak bir işkencedir bu, baskıdır. Yani intikam politikasıdır. Dolayısıyla sadece Öcalan mağdur olmuyor. Yani muhalif olan herkes, başta Kürt halkı olmak üzere azınlıklar, muhalif olanlar, muhalif politikacılar, herkes bu tecritten payını alıyor. Bakanlar Komitesi de kararlı davranmıyor. Yani aslında 2014 yılında Türkiye bunu uygulamayınca, yani Öcalan'la ilgili AİHM kararını uygulamayınca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin büyük daireye konuyu taşıması gerekirdi. Oradan da ihlal çıktığı takdirde konseyin yaptırım uygulaması gerekirdi. AİHM kararlarının uygulanmasına dair usul kuralları var. Ona göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi konuyu büyük daireye taşıması gerekir. Büyük daireden de ihlal kararı alırsa o zaman da Türkiye'nin oy hakkını ve söz hakkını ortadan kaldırması gerekir. Yaptırımı olabilir, üyelikten de atabilir. Avrupa'daki bütün baroların harekete geçmesi gerekir. Hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda harekete geçmesi gerekir. Türkiye'deki Barolar Birliği'nin de harekete geçmesi gerekir. Ama maalesef Türkiye'de metropol baroları üstlerine düşen görevi yapmıyorlar. Seyirci kalıyorlar.